Herkese merhabalar. Ben bugün fuarda Carpento'nun standındayım. Carpento firmasını geçen sene fuarda tanımıştık. O kadar kalabalıktı, o kadar yoğun ilgi vardı ki daha sonra çekim yaparım dedim. Sonra Orion AVM'nin kamp karavan günlerinde kendilerini gördüm. Orada da yaklaşık 3 saat karavanlarının önüne sandalyeyi attım ve boşalmasını bekledim ama maalesef ki orada da fırsat bulup içini gezip sizler için güzel bir çekim yapamadım. Bu fuarda karşılaştık. Bu sefer de çok şanslı hissediyorum kendimi. 3 farklı modelle gelmişler. Şimdi sabahın 8.30-9'unda biz beraber buluştuk. Çünkü fuarın en çok ziyaretçi alan standlarından biri. Yani ziyaretçi alımı başlamadan çekim yapalım dedim. Çok farklı modelleri var. Her bütçeye uygun üretim yapmışlar. Yerli üretim. Bazı ham madde ve donanımların haricinde %100 yerli üretim. Ülkemiz adına gurur duyacağımız hem girişimci hem bu işi severek yapan Faruk Bey ile sizi tanıştıracağım. Faruk Bey. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz asıl bu karavan sektörüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sene sizin ilk modelleri gördüm. İki model inanılmaz kalabalıktı. Fuarın girişindeydi. Evet. Yine dışarıdan çekim yapabildim. Orion'da yine ikinci de çekimi yapamadım. Bu sefer sizi sabahın köründe uyandırdım. Kusura bakmayın. O zamanlarda gönüller birdi. Hiç şüphem yok. Evet. Şimdi fırsat oldu. Benim takipçilerim de bu güzelliklerden mahrum kalsın istemedim. Şimdi biz de memnun olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 3 modelinde tek tek gezeceğiz. Bu ilk bölümde hangi modeli geziyoruz? 3-10 modeliyle başlayalım. 3-10. Bizim aslında bu ilk çocuğumuz. Yani ilk 3-10'la çıktık biz. Daha tasarımlar sonra direkt size ait değil mi? Evet, evet. Tasarımlar tümüyle bize ait. Özgün bir tasarım. Birazcık da sıra dışı oldu tasarım. Kesinlikle. Ondan dolayı çok mutluyuz, böyle gururluyuz. İlk göz ağrımız aslında 3-10 modeli. Biz bununla yola çıktık. Hiç 3-60 diğerleri yoktu. Daha sonra hemen kullanıcı talepleri başladı. İşte 2 kişilik bir model 3-10. 4 kişilik nasıl olur, nasıl eder? Bir 6-8 ay sonra 4 kişilik 3-60 çıktı. Geçen sene de fuara bu 2 modelle katıldık. Bu sene de 5-6 kişilik bir farklı modelde gördüm, geldik. Gördüm, çok evet, güzeller. Evet. Şimdi ilk göz ağrınız... Büyüme bu kadar. Yani hani 750 kilo altını biz fokuslanmış durumdayız. Biz hafif karavanlar yapmak istiyoruz. 750'yi unutalım. Hafif karavanlar rahat çekilebilir, kompakt ve kullanıcı dostu karavanlar yapmak istiyoruz. Yani O1 belgeli ve hafif, evet, her çeşit araçla çekilebilir, evet, karavana, evet, odaklandınız. Evet, evet, evet. 3-10 modelimiz. Kaç kilo bu karavan? 540 kilogram. Kabin boyu 3-10 santimetre. Ok dahil 4-25. Çeki oku, evet. Kabindeki iç yüksekliği 1.85 santimetre. Oldukça rahat bir karavan. 2 kişinin, hatta hani 2.5 kişinin 5-6 yaşlarına kadar bir çocukla beraber çok, evet, rahat yaşayabileceği bir karavan. Süper. Faruk Bey, şimdi beraber gireceğiz. 2 kişilik karavanı 2 kişi bakalım nasıl çekim yapabiliyoruz, sığıyor muyuz? Çünkü insanlarda bir ön yargı var bununla ilgili. Evet. Beraber gireriz. Siz de biz de maşallah boylar falan var zaten. İnsanlar görürler. Evet. Şimdi burada rakamlar gördüm. Sizden daha önce aldığım bilgilerde bu tabii ki doğal olarak fuara özel rakamlar, evet, ve Türk lirası olarak gözüküyor. Evet. Fakat, evet, şeyi biliyorum. Ham maddelerin tamamen euro ile temin edildiğinden, evet, döviz bazlı maliyetlerden, evet, dolayı rakamlarda Türkiye'nin de çalkantımından dolayı biz bunu sürekli TL bazında tutamıyoruz. Bu zaman üzüldüğünüzü biliyorum. Çok üzülüyorum. Gerçekten, evet, ben sadece Türk lirası telaffuz etmek istiyorum. Ama bir anda hani 2 günde %15 değişiklikler oluyor. Evet. Biz gene de elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Yani müşterilerimizi biz yani bir anda gönül dostu oluyoruz onlarla. Ama bunu da kulaklarının bir ucunda olsun. Sizin öyle bir ününüz var zaten. Sağ olsun. Carpento'yu satın alan Carpento'dan kopamıyor. Faruk Bey Faruk abileri oluyor. Şimdi 1.80 kaç? 1.85. Siz 1.80'siniz herhalde. Ben de topuklularla aynı boylardayım şimdi. Evet. Geliyorum. Evet, hoş geldiniz. Şimdi genel bir göstereyim size. Ya Carpento'nun en sevdiğim hali şu sıcacık ortamı. Bir kere. Yani renkler, ışıklar. Normalde şu ham renk normalde böyle dekorasyonlarda çok böyle iç kapatıcı olur ama ışıklandırmayla bu, evet, pencerelerle falan inanılmaz hoş bir ortam yaratıyor. Evet, evet. Şimdi bu aslında benim 30
35 yıllık deneyimimin bir mirası. Bu tür işte renkler, dokular, mobilya, dekorasyon konusundaki profesyonel hayatım, geçmişteki profesyonel hayatımın bir yansıması. Mesleği soralım önce işte. Endüstri tasarımcısıyım ben. Oğlunuz da endüstri tasarımı okuyor. Harika yani. O yüzden de yani renklerdeki dokunuşlar bu geçmişe yönelik şansımız diye düşünüyorum. Evet. Genelde bir şeyi beğenirler. Fakat tam olarak neyi olduğunu anlayamaz insan. Çok sıcak, çok iyi hisseder. İşte burada o atmosferi yarattık. Çok İçinde güzel. İyi hissettirmeye Şimdi burayı çalışıyoruz. Girer girmez ilk önce mutfak dikkatimi çekti. Yani 310 modelinin mutfağı ayrıcalıklı bir mutfak. Evet. Çünkü işte penceresiyle, mutfağın büyüklüğüyle, kullanım kolaylığıyla tezgah falan da yani küçüklüğe göre güzel bir tezgah var. Çok derin bir lavabo. Evet. Bunlar zaten bildiğiniz gibi ilk defa görüyorum bunun. Evet, bir karış. Evet. Ken marka işte ürünler bunlar zaten. Ken'i de Can diye yazılıyor. Ben bir müddet Can zannettim onu. Meğer o da ithal bir ürün. Aslında Can demek lazım yani. Ken Can'dır. Ken Can'dır. Tamam. Peki. Saklama gözleri burada. Evet. Çok evet gayet. Yani her alanın, her santimetre karenin, santimetre kübün kullanılmaya çalışılarak ortaya çıkmış. Ben şimdi buradaki saklama gözlerine de bakmak istiyorum. Tabii. Çekmece. Kendiliğinden kapananlardan. Tabii. Pek severim. Pek severim. Buralar. Evet. Böyle pneumatik boru sistemiyle tüm Avrupa karavanlarda olduğu gibi ve en baştan beri, yani biz ilk karavanımızı yaptığımızdan beri araştırmamızı derinlemesine yaparak en baştan beri doğru malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. Tabii gelişiyoruz ama önce araştırıp sonra üretmek önemli. Peki şu 13 pin olayını öğrenmek istiyorum. Nedir bu 13 pin? 13 pin araçla giderken römorka ya da karavana 12 voltluk beslemeyi almak için ana hedefi budur. Bir de sinyalizasyon sisteminde bazı ilavelerin de kullanılması anlamına gelir. 7 pinde örneğin geri vites yoktur. 13 pine geçtiğiniz zaman geri vites de vardır. Ama onun dışındaki sinyalizasyon, sis farları, sağ ve sol park lambaları, sinyaller, dörtlüler bunların hepsi 7 pinde de çalışır. 13 pine geçtiğimiz zaman araçtan hem kontak açıldığı zaman bir 12 volt alırız hem de direkt bir 12 volt alırız. Bir de ilaveten geri vitesi alırız. 13 bin her zaman için daha iyidir. Bizimkiler doğuştan 13. Doğuştan 13 tamam. İlk baştan beri 13 bin yapıyoruz. Bu uyarıyı çok sevdim. Bunu tek tek anlatıyorum kişilere. Bizim burada her yerde bazı uyarılarımız var. Çok güzel. Karavan hareket halindeyken ocağı kullanmayınız, su depası boşken su motorunu çalıştırmayınız gibi. İthal karavanlarda bu uyarılar var ama her şey tabii yabancı dilli olduğu için dikkate almanız çok güzel. Burada lavabo var değil mi? Banyomuz var. Banyo var. Portatif bu da bayağı gibi. Benim karavan kadar var biliyor musunuz bu neredeyse? bir tık benimki büyük. Ama çok yeterli. Evet. Bunlar su geçirmez şey mi malzeme mi? Tabii yani bunlar plastik kaplı bir kavak kontrol kullanıyoruz. Yani sudan çok etkilenmeyecek şekilde. Evet. Minik bir dolabımız var burada. Geçen sene dolap yoktu. Çok eleştiri aldık. Hemen 4 koz 4 kulakla müşterilerimizin sesini duyuyoruz. Evet. Kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Evet. Burada da küçük bir heki var. Evet. Bu da havalandırma hekisi. Evet. Evet. Banyoyu kapatıyorum. Burada buzdolabımız Ankastre. Buzdolabımız Ankastre. Biz buzdolaplarının önünü aslında ithal ürünler kullanırken kapladık. Buzdolabında birkaç seçenek var. Yani bütçeye göre de büyük farklılıklar oluyor. O yüzden biz bunun seçimini biraz müşteriye bırakıyoruz. Standart donanımla 12 volt buzdolabı dediğimiz zaman insanlar bazen ulaşamıyorlar. Fakat Carpento'yu kullanmak istiyorlar. O yüzden biz bütün olasılıkları masaya yatırıyoruz. Bu örnekte de 220 voltluk bir Beko buzdolabını sergiliyoruz. Fakat bunların da dışını kaplıyoruz. Onu da Ankastre gibi o. Buzdolabı nerede acaba diye. Yer olarak da anladığım kadarıyla hani büyük buzdolabı isterlerse yukarıya doğru elbise dolabından birazcık feragat ederek. Yine bunu siz üretim yerinizde tabii. Rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Sonra bir elbise dolabımız var burada.
Işıklı. Işıklı, askılıklı. Bunu en sevdiğim ya. Bunu Şahin'e söylüyorum, eve yap diye. Ne gerek evet, var? Harekete duyarlı. Açıldığı zaman yanıyor. Harika. Harika. Evet. Şimdi geçelim. Buyurun. Sağ buyurun. Tarafa. Burada evet. Biraz böyle abur cubur şeyler var. Abur cubur diyorum, hani böyle erkeklerin en sevdiği şeyler bunlar. Kontrol panelleri mi bunlar? Bunlar kontrol panelleri. Ama çok şık bunlar. Böyle güzel evet, böyle. Evet. Kontrol paneli dediğimiz şey aslında birkaç gösterge ve birkaç anahtar prizden ibaret. Ve de bunların hani küçük bir sigorta kutusu ile yönetilmesinden ibaret. Gene müşterilerimize ekonomik seçenek sunmak adına biz yerli ürünlerle bir kontrol paneli anahtar priz grubu yaptık. 12 volt. Tabii 12 volt çakmaklık. Burada USB şarj. Bunlar standartta mı var? Standartta var. Standartta. Karaya bağlandığımız zaman 220 volt elektriğimiz var. Ana şartelimiz ve diğer alanların anahtar prizlerini, anahtarlarını şey yapıyoruz. Burada da karavanda bizim ihtiyacımız olan akünün durumu ya da şarjın durumu evet, ve de su deposunun durumunu gösteren çok iki güzel tane göstergeyle burada böyle bir şey yaptık. Vallahi evet, standartta. Ama işte, şık da olmuş. Tasarım farkı diyeceğiz. Tamam, burada haklısın. Daha sonuna kadar haklısınız görünmekte. Evet. Şimdi geldik bu oturma grubuna. Evet. Olabildiğince geniş bir oturma grubu var. Olduğunuz zaman çok rahat bir oturma alanı var. Evet. Yani sanki uzanıp da yatağı açmaya da gerek yokmuş gibi bir his uyandırıyor yani, ama işte, bir tık boya göre. Boya göre değil. Benim oğlan mesela bunda rahat rahat yatar yani. Evet. Hem oturma alanı hem de kesinlikle basmıyor böyle. Evet, evet. Daraltmıyor. Doğru kelimeyi bulamadım. Şimdi bana kızacaklar. Ne biçim kelimeler kullanıyorsun diye. Bu heki var. Bu da mı standart donanımlı? Standart donanımda 40'a 40 hekimiz var. Ama diğer karavanlarda belki görebiliriz. Bunun 50'ye 70 olanını da kullanıyoruz. Biraz daha ferahlık sağlıyor. Biz eleştirileri 4 göz 4 kulak dinliyoruz. İşte bu bizim panoramik camın yapısı havalandırma açısından bir sorun teşkil eder mi diye bir algı var. Fakat bu cama bakacak olursanız bu cam aslında bir tavan camı değil. Ne tavan camı ne yan cam. İkisinin arasında yani alçakta bir cam. Buraya nefes aldıran bir cam. Tavan yani heki diyelim. Ben de tavan camı diyorum da iki aydır hekiyi öğrettiler bana. Yani. Heki yani diyorlardı. Şimdi, bence tavan camı. Evet evet. Bir de şöyle benim denizciliğim de var eskiden. Denizcilikte buna hack yani hani İngilizce yazılımıyla hack. Anladım. O heki öyle bir şeyler hekicik olmuş. O yüzden yani havalandırma konusunda bu alan için gayet yeterli oluyor. Büyütme şansımız var. Bir de hani isteyen olursa da bu camın içine ikinci bir cam açarak da havalandırma sağlayabiliyoruz ama gönlümüz ona çok şey değil. Yani ya aldıktan sonra bunun değişim imkanı varsa hani gerçekten evet, yeterli gelmezse şey yapabiliriz. Çünkü bu karavanın en önemli özelliği bu panoramik camı. Bu cam mı yoksa? Cam değil. Polikarbon akrilik malzeme yani polikarbon solid malzeme. Kırılmaz özelliği var. Çizilme falan oluyor mu çok kullanımda? Çok kullanımda çizilme olabilir ama yani bütün karavan camları gibi. Tabii ki onun için soruyorum. Olabilir. Daha fazlası olmaz. Bir de biz burada şöyle bir tedbir aldık. Biz bu camın dışını film kaplıyoruz. Film kapladığımız zaman ufak tefek çizilmeler zaman içerisindeki yani işte 5 yıl sonra o filmi değiştirdiğiniz zaman yepyeni bir camınız oluyor aslında. Müşterilerimize böyle uzun vadede süpersiniz. Ben biliyorum zaten sizin bilgilerinizi aldım birçok kişiden. Peki şimdi diyelim ki biz bunu aldık. Ne ekletilebiliyor? Şu anki mesela donanımda tabii akü, güneş paneli gibi şeyler yok. Mesela tuvalet kasetli miydi? Burada tuvalet portatif ya da kasetli olabiliyor. Şu anda hiç tuvalet yok ama evet, ikisi de olabiliyor. Müşterinin bütçesine bağlı. O da ekstraya giriyor değil mi? O da opsiyon listemizde. Buzdolabını anlatırken de gene işte 12 volt mu, evet, 220 volt mu, dönüşümlü mü? Yani bir sürü seçenek var. Bunlardan bu ürünler bizim standart paketimizde
Yok. Masa aşağıya, yani bunun da açılma kapanma mekanizması tamamen kendimize özgüdür. Ve hani gerçekten çok pratik, öne çıkan özelliklerimizden bir tanesi. Burada hem rahat bir oturma sağlıyoruz. Ön tarafa doğru alçalan tavan bize karavanı çekerken aerodinamik olarak katkıda bulunuyor. Burada otururken de hiçbir engel teşkil etmiyor. Bu tasarımsal bir özelliğimiz yani. Gerçekten. Panoramik cam zaten hani konuşmaya gerek yok. O genişliği veriyor. İnanılmaz güzel. Fakat hani dışarıdan gözüken 3-10 sanki içeride 5-10 yani. Ya 5-10 demeyelim de 4-10 diyelim çünkü yanında 5-25 var bir tane. Tamam. Parantez içinde 4-10. Ama bir şey söyleyeyim bak, bizim 4,5 metre karavanımız, bu kadar geniş oturamıyoruz. Rahat oturamıyoruz. Ya o yani işte burada tebrik ediyorum yani bu. Takdir ediyorum şu an ya. Şimdi benim takipçilerim bilir, benim bazım benim karavan. Yani böyle ben karavanımı çok seviyorum. Tabii ki eksileriyle artılarıyla seviyorum. Oluyor bazen işte ufak tefek ama hani insanın kendi evinde de rahatsız olduğu şey var. Hiçbir şey mükemmel değil. Ama yine çok rahatım. Yani şu an karavanımı dünyalara değişmem yani ama. Sizin karavanınız da çok güzel bir karavan. Yani tasarım açısından, kabuk yapısı açısından. Kesinlikle yani. Ama hep yani bazola benim karavanda şu yok bu var falan diyorum, yanlış anlamanızı istemem. Alıcı geldiği zaman hangi donanımları sıklıkla ilave ettiriyor? Öncelikle kasetli tuvalet, portatif tuvalet, bunları seçmesini istiyoruz. Buzdolabını 220 volt mu, 12 volt mu, işte bunları seçmesini istiyoruz. Ocak evye kombinasyonunun ya da tek tek nasıl olacağını seçmesini istiyoruz. Esas amacımız müşterinin bütçesine göre bir konfigürasyon yaratmak. O yüzden bazıdan hareket ediyoruz. İşte güneş paneli, akü, bunları da hep boyutları ve yani seçtiğiniz buzdolabıyla da ilişkili. Yani şimdi bir 220 volt buzdolabı koyduğunuz zaman başınız dertte. Yani akü daha büyük olsun, güneş paneli daha büyük olsun, yetmedi. Tabii. Biz de hafif ve rahat çekilebilir bir karavan yapmak istiyoruz. Yani zaten ana fikrimiz bu. Şimdi buraya 50 kiloluk bir akü koymak istemiyoruz biz. Yani müşterimizin bütçesi olsa da lityum akü keşke koysak. Hı hı. İşte bir tane incecik esnek güneş paneli koysak, performanslı bir 12 volt buzdolabıyla üstüne koyacağımız bir 20-25 kiloyla bunu çevirebilse. Anladığım kadarıyla kullanıcı almaya karar verdiğinde siz onlara tatlı bir seminer gibi. Evet. Bunu yaparsak böyle, bunu yaparsak elindeki böyle. Elindeki karavanı kullanma kılavuzu gibi elzem olan kullanılması gereken şeyleri tavsiye ediyorsunuz. Evet. Bütçesine göre ona karar bırakıyorsunuz. Bütçesine göre çözümleri üretiyoruz. Harikasınız. Şimdi bu bölümde 3-10'u gezdik. Masayı açalım mı? Basit mi açılması? Hem de nasıl? O zaman gösterelim hadi. Ben çantalarımı alayım hemen. Şimdi bizim burada iki tane klipsimiz var. İki klipsi açtığımız anda... Yok artık. Bu kadar. Ya sevdiğim. Bir de sırt minderlerini kullanıyorlar bak. Ya işte bu. 100, 190'a 130 king size, karavana göre king size. Gerçekten ya bu karavana göre zaten king plus falan diye böyle gidip öyle. Çok pratikmiş. Gerçekten. Bir başka bir şeyimiz var. Bizim bütün sedirlerimiz pratik kullanımlı. Ama siz yani karavanını sat gel benimkinden alıyorsun ama çok ayıp oluyor. En sevdiğim en önemli şey bu. İkisi de. Minder kaldır, onu oraya koy, onu koy. Sandığın kapağını aç. Aa, bildiğin zaman bizim çekyat mantığında aslında. Tabii. Amortisörlü falan gayet güzel. Gayet güzel. Ya amortisör olayı da çok iyi olmuş. Birçok ithal karavanda yok o. Evet. O gururlu bir gülümsemeydi biliyorum. Fark ettim onu ben. Vallahi tebrik ediyorum. Toplanması da. Bu kadar. Birazcık Faruk Bey gerçekten tebrik ediyorum. Yastıkları düzeltiyoruz. Ve tamam yani. Evet.
Yalnız dikkatinizi çekerim, fuarda binlerce kişi gezdi. Deformasyon da yok hiçbir şekilde karavanda. Çıt 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 her şey çalıştı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi diğerlerine geçelim. Hadi buyurun.